Yasin Ekran'a 19 numara. Bugün sabah saatler 09 civarını gösterdiğinde Zlatan İbrahimovic İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndaydı sevgili seyirciler. Oradaki görevli arkadaşlarla fotoğraflar çektirdi, videolar çekildi. Zlatan İbrahimovic İstanbul'da Bakü'ye geçti oradan. Bakü'den görüntü de var biraz sonra, akşam yemeğini yedi. Ama Zlatan İbrahimovic İstanbul'dan rüzgar gibi geçti böyle. Gerçekten de herkesi heyecanlandırdı. Orada çalışan görevli arkadaşlarımız aynen şu ifadeleri kullanmış. Noktası noktasına söylüyorum. Beşiktaş'ta görüşüyor musun? Galatasaray'la görüşüyor musun? Galatasaray seni istedi mi demiş. Görevli bir arkadaşımız demiş ki, gülmüş. Eliyle şu işareti yapmış. Beşiktaş'ta oynamak ister misin dediğinde yine tebessüm etmiş ama Galatasaray'la görüşüyor musun dediğinde tebessümü biraz bir farklı olmuş. Onun altını çizelim. Belirtelim. Bugün Sayın Dursun Özbek başkanın otelinde bir görüşme yaptığı yönünde iddialar var. Zlatan İbrahimovic'in menajeri İstanbul'da görüştü deniliyor. Şimdi yan yana Bakü'ye uçmuş benim arkadaşımla. Trabzonlu bizim bir bankacı arkadaşım var Altan'la. Niye Bakü'ye? Orada bir organizasyon var. Bakü'ye gitmiş. Bir organizasyon var. Bakü'ye uçmuş. Hatta uçakta bana da resmini attı arkadaşım. Yan yana resim çektirmiş. Uçakta beraber. Orada. Bakü'de Dursun Özbek demiş. Arkadaşlar yapmayın. Bu tip seyahatlerde bu tip ziyaretler olabilir. Yapmayın. Keşke gelse. İnsanlar bakın. Tamam, çok güzel bir şey biliyor musun? Şu duruma geldik. Evet, Galatasaray niye olmasın? Ama yapmayın. İbrahimovic demek, gelmesi demek 50 milyon euro. O kadar yapma ya. 50 milyon euro var. En az. Mi ya? Doğru söylüyor. 4 sene. Az bile söyledi. 4 sene mukavele istedi. 2 sene desek. Ayar olasın senin Rasim'cim. Ama 81 doğumlu abi. 34 yaşında. 34 yaşında. Sen yapar mısın? Abi 4 sene mukavele. Sen yapar mısın? Ben şunu merak ediyorum. Türkiye'ye. Tamam bak. Seni X bir televizyona yolladık. Bilmem ne mahallesinde bir televizyona. Dediler ki Rasim, sana çok büyük para veriyoruz. Bir sene bizle anlaş. Anlaşır mısın? Doğru bak. Sen de böyle yapar. Olarak... Kardeş 4 sene verin parayı. Doğru da. Bankaya da teminat mesela, mektubunu ister. He. Hıncal abinin yaşında olsam kabul ederim. Ben televizyoncuda abi olsan nasıl konuşacaksın? Hayır hayır öyle değil. 18... Aynen, top oynama olarak sunuyorsun. Anlıyorsun. Şimdi benim televizyonculuk olarak futbolculuk Rasim, yaşım 19-20 gibidir. Rasim. Ya Zlatan 35 yaşında ya. 4 Rasim. Sene mi? İse 10 sene mi kavga yapsın? Yapmaz. Bu peki, adam bu doğru. Parayı alıyor. Yapma. Bu Paris adam Zlatan Germain... İbrahimovic dediğin adam var ya bak. Çok güçlü. Japonya'ya gider senede 15 alır. Katar'a gider senede 15-20 alır. Yapmayın. Ama Türkiye insanları kandırır. Ya geç. Doğru. Küçükken Galatasaray'ymış. Hayır değil de. Galatasaray forması yatıyormuş falan. Didier Drogba. Hasta Galatasaray'ymış. Bir dakika. Didier Drogba Çin'den aldığı paradan daha aşağıya Türkiye'ye geldi. Öyle değil. Mourinho'nun da sayesinde. Ona yakın bir para için. Bak geldi. Bir şey diyorum sana. Şu anda. Ama ne oldu? Mourinho'nun aldığı parayla birebir aldı. Aynı ölçüye koyma aldı. Kardeşim. Adam bugün Messi, Ronaldo, İbrahimovic. O kadar üç, değil. Hayır. Aynı üçü şey çekişiyor bak, kardeşim. İbrahimovic. Ya adamın atımları ama bu. Abi Messi evet, kaç yaşında? Ya, Ronaldo tamam kaç yaşında bu kardeşim? Evet, İbrahimovic akşam Bakü'de de akşam yemeğinden görüntü ekrana geliyor. Bir organizasyonda kolunda dövmesi Zlatan. Olan Zlatan İbrahimovic. Zlatan gelse her halinden belli oluyor. Akşam yemeğinde Bakü'de. Bir şey anlatıyorum ben size. Lazım 3 futbolcu tartışıyor. Bu kadar basit değil. Konuştuğunuz adamın İyi faturası. Bakın hiç uzağa gitme. 4 sene mukavele ister. Menajeriyle beraber sana faturası 50 milyon en eurodur. En azı Sinan abi. Bakın maaşı 10 diyelim. Hadi ayağın alışsın 10 kağıt diyelim. 4 sene 40. Menajerine vurdun %10. Ondan sonra dön sağdan dön soldan bilmem ne. 44. 50 kağıdı bulur o. Yapma Rasim'cim. Öyle kolay değil. 50 kağıt ne biliyor musun? 4 50 kağıt Galatasaray'ın. Bakın. O da bir Drogba iyi almışız abi. Süper transfer Galatasaray. Ya o zaman var Ahmet Hoca'nın yaptığı kadar hainlik ya. Ahmet Hoca hain zaten. Kılıyorum Amerika'yı ya. Bırakın adam Amerika'da ya, adamı rahat bırakın ya. Şimdi siyah Ahmet Hoca zaten hain kardeşim ya. Zaten hain ya. Hain tabii ya. Didier Drogba'nın geldiği para 7 milyondu değil mi abi? Benim 7, burada 8, canım arkadaşım. Abi Didier Drogba bedava gelsin 17 numara. Ya. 17 numara Şenol Güneş Beşiktaş'la adı Zlatan anılıyor. Şey yok ama, Şenol Güneş'in Serdar Aziz ve Fernandao'yla Beşiktaş görüşmeler yapılıyor deniliyor. Gelirse onları da getirecek şeklinde iddialar var. Şenol Güneş Beşiktaş virajında. Gelirse Fernandao ve Serdar Aziz deniliyor Abdülkerim hocam. Üçü birden gelirse çok yararlı. Vallahi üçü birden gelirse hakikaten çok yararlı transfer olur. Nereye geliyor Serdar ya? Serdar Aziz bir gelirse. Dakika. Serdar nereye Aziz onlar? Bir dakika abi. Anlat Beşiktaş. Abi nereye geliyor? Parka gelirse geliyor, parka. Diyor söylüyor. Haber yapmış yani Beşiktaş'a. Fernando diyor. Fenerbahçe ile anlaştı. Beşiktaş'a diyor. Eğer Şenol Güneş gelirse
Beşiktaş'a getirecek diyor. Ben de diyorum ki üçü birden gelirse hakikaten yararlı olur. Serdar Aziz şu anda Türkiye'nin en iyi stoperi bana göre. Fernando'da Türkiye liglerinde çok etkili bir santrafor. Zaten sezonu gol kralı olarak bitirdi. Şenol Güneş'in de Bursa Spor oynattığı futbol ortada. Ama bu üçü birden... Sence Şenol Hoca başarılı mı? Çok başarılı. Finalde oynuyor. Hele Galatasaray şimdi süper Fernando Fenerbahçe hayırlı olsun. Aynen. Ondan sonra ben sana söylüyorum çok başarılı olur ama ben... Yani aldınız abi, Şenol, siz aldınız Fernando'yu. Beşiktaş'ın Şenol Güneş dedi anlaşacağına pek inanmıyorum. Fernando'yu siz aldınız abi. Ben anlaşması gerekli. Fernando'yu siz aldınız. Dedi ya imza bitti atmadan abi. İnanmam dedi bitti, ya sen tabii. Aldı, hani, peki Selam abi bir şey soracağım. Kusura Denizli'ye Fenerbahçe teklif götürse 27. Mümkün değil mi bu? Olmaz. Yani 27 numara. Bana sorarsan hemen olur. Ben yapsam, ben olsam yetkili. Abi, abi senin aklın oluyor mu? Yasemciğim, senin olsam hemen olur. Aklın oluyor mu? Vallahi olur. O Terran Ağabey'le Mustafa Deniz'in anlaşabileceğine ihtimal verebiliyor musunuz? Vallahi evet, doğru. Yani bunu söz konusu falan değil, bunu konuşmayalım bile. Şenol Güneş Beşiktaş'a, Mustafa Hoca Fener'e gitse, ben Hamza şahsen, zaten Galatasaray'da. Bu doğru bir olay olur. Ben şahsen doğru bir olay. Mustafa Denizli Beşiktaş'a yakışır. Ben Mustafa Denizli'nin gideceği her büyük takımda şampiyon olacağına inanıyorum şu anda. Mustafa Denizli Beşiktaş. Ben inanıyorum. Ağırlığını koyar mı? Ben inanıyorum. Sevgili seyirciler, önce bir grafiğini getirelim. Melo'nun veda gibi bir mesajı var. Bir grafik ekrana gelsin öncelikle. Nereye gidiyor kardeş ya? Inter'de Mancini'nin de açıklamaları var. Neden olmasın şeklinde. Galatasaray'da sözleşmem var ama geleceğimi düşünmek zorundayım şeklindeki haber Melo'nun. Yine kızacaklar. Melo bunu her sene yapıyor. Melocular yine kızacaklar. Niye? Baba 3 sene daha uzatayım ayağı ya. Bu ayak mı bu? Olabilir abi, ayak diyor sana ayak. Bazen böyle Safoy ben mi söyleyeyim istiyorsun yani? Atıyorsun var mı? Ayak mı yapıyor? Sen ayak yapıyor, çok ciddi olarak düşünüyor. Ben buna yani teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Bence gelebilir teklif. Nereden gelir baba? Inter'den. Inter'den Feri Bezer teklif gelir mi? Abi Mancini de oradaydı, hoca değil mi? Tabii tabii. Galatasaray'da beraber çalışıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an kıyaslayan bir savaş var. Şu an kıyaslayan falan Inter falan şey uçağı falan atladılar. Melo'yu almak için uğraşıyorlar biliyor musun? Melo'yu ıslah ediyorlar Galatasaray'a. Epey de bir bonservis parası veriyorlar. Kabul etmiyorlar. Ya günah boynu da kardeşim, sen diyorsun ayak yapıyor. Ya baba herifin yılın bidonu seçmişler hala, İtalya'dan isterler diyorsun. Apo sen de bizde mi oynuyorsun? Bizde mi kafa yapıyorsun? Ya yapma abi, ya. Hala Allah Allah ya. Yılın bidonu değil mi kardeşim burada? Adam Mancini ile çalıştı. Evet. Mancini takımında görmek istiyor. Mancini'nin açıklaması var mı adam, arkadaşlar? Her sene bidonu seçince adamın size başarısı olmuştur. Mancini, Melo'nun gelmesi Galatasaray'a bağlı şeklinde bir açıklaması var. İtalyan teknik direktörün önümüzdeki sezon çok farklı nasıl teşkilat var biliyor musun? Nasıl teşkilat var biliyor musun? Hedefimiz büyük diyor. Nasıl menajer savaşları var? Nasıl teşkilatlanma var? Vay benim be. Ulan yemeyin Galatasaray kulübü bunları. Yemeyin. Bir sene daha planı. Oynasın, bekleyin. Sözleşmesi bitene kadar oynatın. Yemeyin abi, paranız gitmesin. Galatasaray'ı düşünüyorum. Abi iyi bonservis verirlerse ver abi. Ya Rasim kim veriyor indi? Yalan abi bunlar. Nerede yaşıyoruz? Ne yapıyorsun? Ayak kim istiyor? Dümen diyor. O zaman abi bize ne dersin? Dümen devam eder abi. Abi yapmayın, akıllı olun. Yazık Galatasaray'ın 3 lira. Zaten iyi para alıyor. Amaç o değil. Amaç bir sene sonraki önümüzdeki sezonun mukavelesi içinden yaptırayım. Yapmayın. Yemeyin. Galatasaray yemeyin. Oynayın sezonu. Acele etmeyin dersin. Ocakta bakarız deyin. Ocakta bakarız deyin. Yazık abi Galatasaray'a. Evet. Bak bu kadar kolay değil Galatasaray'ın parası. Hep böyle oldu. Bu durumlara düştü bu transferlerde. Çok iyi çalışıyor. Aman yapalım. Abi, o zaman çok iyi çalışıyor. Ben değilim. Ben bir ay önce bak bir önce lig bitmeden bir ay önce Apacığım. Çok Galatasaray'la çok ilgisi olan bir abimden duydum. Inter'e gidecek sezon sonu dedi. Daha ligler oynanırken. Demek çok iyi çalışıyor abi. Haberleri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli ekranda. İtalya'da çekilen bir film için kamera karşısına geçti. Cesare Prandelli bir saniye bitireyim. Yönetmenliğini Ettore Bonetti'nin yaptığı Matteo Socar adlı filmde rol almış. Sarı Kırmızılıların eski hocasının uzun metrajlı filmin yalnızca 5 dakikalık bölümünde yer alacağı belirtilmiş. Prandelli'nin de rol alacağı bu filmden elde edilen tüm gelirler İtalya'daki bir hayır kurumuna bağışlanacak. Ne hayır, onu da cebine atar o. Bir tane sahte hayır kurumu kurmuştur. Sahte hayır kurumu kurmuştur o. İtalyan kan kanseri çocuklar vakfı falan gibi. Tamam mı? Kurmuştur. Oraya paralar toplar. Arkadaşlarıyla paylaşır o. Bu Cesare Prandelli'deki yan kesicilik yöntemleri de kimsede yoktur yapma, bu. Yapma. Son dakika bir haberi geldi. Ya bırak palavra ya. Gidin Prandelli İtalyan sokaklarına söylemem.
O zaman vermeyelim. Son dakika haberi geldi. Söylemem diyor. Bu böyle bir şey olur mu? Söylemem diyor. Ya bu yakında turist rehberi de İstanbul'da dur. Çok önemli bir haber aldım şu an. Ama söylemem diyor. Söylemez ama. Söylemem. Sıkıldım ya. Biraz geyik yapalım. 33 numara gelsin. Yeter abi. Çok ciddi program oldu. Tekneden atlamayı biliyor musun? Neden atlamayı? Tekneden atlayabilirim. Çok atladım ben. Ciddi misin? Aa, deli misin? Ronaldo gibi atlayabilir misin? Kim? Ronaldo. Wow. Arkadaşlar hazırlık. Kıbrıs'a gidiyoruz ya. Gör nasıl atlanıyor. Ciddi misin? Kıbrıs. Sen dedin. Kıbrıs. Bak şöyle atlayabilir misin Ronaldo? Bak ben bir ara can kurtaranlık da yaptım küçükken. Hem balacılık hem bala şey etti. Ya Rasip. Beşiktaş yüzme havuzunda. Sen biliyor musun Şeref Stadı'nın orada yüzme havuzu vardı. Orada ben can kurtaranlık yaptım. Bak bilir Sedat Kesen bilir. Can kurtarandım ben orada. Can kurtaranlar ben adam. Bir atlarım var ya bak Ertem. Can kurtaranlar mıdır dedi ya. Tövbe estağfurullah. Can kurtaranlar niye adam olmasın ya? Atlama bir şey ben değil mi? Sen bir boğul da Kıbrıs'ta ben sana göstereyim. Can kurtaranlar adamdır diyorum ben Ertem, ya. Ertem bunlar atlama bunlar bir şey değil bunlar. Ya. Bunlar, çok, bunlar ufak şeyler abicim. Tepeden çıkacaksın atlayacaksın. Şimdi ben Ayvalık'ta ne yapıyorum biliyor musun Ayvalık'ta? Göster göster. Tekneyle göster. Gidiyorum. Yukarıya tepeye çıkarım. Yaklaşık 50-60 metre falan. Hanım kızar mesela atlamada. Oradan mesela süzülürüm. Atlamada üstü atlarım. Bak deniz işinde göreceksin Kıbrıs'ta. Deniz işinde atlamada atlamada üstüme yoktur. Bak denize at. Denize atlamada. Bir dakika. Yapma. Denize atlamada. İki tane özelliğim var. Denize atlamada biri üstümde yoktur. Sıva vurmak, öbürü atlama. Mala vurmak. Mala vurmak. Mala. Mala vurmak ve tamam yeter Rasim de atlama. Sulandırma. Yapma. Şey Rasim yapma şimdi atlamayı tamam. Atlamayı biliyorsun. Çok önemli bir haber geldi. Ben nereye atladı? Cristiano Ronaldo. Dans söylemez. Erdem kim nereye atladı? Ya bugün bir şeye çok üzüldüm ya. Çok önemli bir haber geldi. Söylemez ama. Söylemeyeceğim ama. Bak söylemez. Ha, söylemeyeceğim. Çok üzüldüm. Bugün dün Dursun Başkan. Senin fikrin seni ilgilendirmez. O, sen onu söyleyeceksin onun için bekliyorum. Ben söylemem hayır bilmiyorsun. Senin fikrin seni ilgilendirmez. Tabii. Senin fikrin seni ilgilendirmez. Erdem neye üzüldü? Ya dün Dursun Başkan lavaboya giriyor. Ya hayır hiç şey. Adam işerken ya bir şey söyleyeceğim. Ya terbiyesizler adamı, ya. Adamı, yok ya. Adamı lavaboya. Terbiyesizler ya. Pisuarda tamam mı? Bak çok affedersin. Arkasına bir şey çekmişler. Bak. Niye gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun? Ne var lan? Sen hiç pisuara gitmedin mi? Sen hiç pisuara ihtiyacın olma pisuara gitmedin mi? Gülüyorlar kanka bırakın gülüyorsun. Hani şey mi var falan derler ya ne gülüyorsun ya? Erkeğe gülüyorsun ya. Abi, sevgili seyirciler. Allah Allah. Dursun Başkan. Sayın Dursun Özbek pisuarda lavabo ihtiyacını gideriyor. Marcel çok özür diliyorum. Arkasından bir hayvan resim çekmiş değil mi? Bir tanesi resmini çekiyor ya da videoyu alıyor. Ayıp ya. Ondan sonra paylaşıyorsunuz. Bu bir sanattı. Ya ne sanatı böyle sanat mı olur? Paylaşmak sanat mıdır ya? Marcel Duchamp'ın pisuar tablosunu koyuyor. Rasim deli misin oğlum? Başka bir şey söylüyorum. Duşamp pisuar seni birisi yazsın. Tuvalette tuvalet ihtiyacını bak giderirken çok affedersin. Hayır Galatasaray. Çekse. Sonra hayır. Transfer görüşmesi mi yapıyorlar? Hayır Galatasaray. Ayıp ya. Transfer görüşmesi mi yapıyorlar? Ben devrimciyim. Transfer görüşmesi. Yok daha ihtiyacı abi. Hayır, tuvaleti yapıyor adam ya. Bu konuda farklı düşünüyorum. Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün pisuara pisuarla ilgili bir şey yaparken Dursun Özbey'i çekmek sanattır. Ya sen iyi misin? Büyük sanatçı Marcel. Adam ne adam işe misin? Sanat değil. Adam evet, lavabo ihtiyacını giderirken pisuarda. Dinle beni bak. Kavramsal bir dinler misin? Pisuarda ihtiyacını yaparken. Pisuar bir sanat. Ya bir dinlesene. Arkadan bir tanesi videodan çekiyor. Ondan sonra bunu Twitter'da, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu o, çok ayıp bir şey. O arkadaş ya sanatçıdır. Ya ne sanatçısın sanatçıdır sen deli misin? Lütfen. Yarın bir gün ben herkes seni Kıbrıs'ta böyle yakalarsam, yasın paylaşırsam sanat mı yapmış olacağım? Şu var. Eğer bir bağlamı varsa şimdi benimki koysa küçük ama şampiyon olduğu gün Galatasaray'ın başkanını sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Yani benim ya Rasim dur. Şey yapmam ben büyük bir olay değil. Ya Rasim ama Galatasaray bak. Biraz üstü kapalı konuş. Bir şey söyleyeyim mi? Duşamp yazın Marcel. Şimdi Duşamp bir arkadaşım. Pisuar yazın. Ya Dursun Özbek'ten bu yazın. Bir Duşamp bak, değil Dursun 20. asır sanat tarihinin en önemli tablosu Duşamp'ın pisuarıdır. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kavramsal sanattır bu. Çağdaş sanat. Arkadaşım bana şimdi mesaj yap. Dur bir dakika Rasim. Dursun Özbek pisuarla çekti. Ya bırak abicim ya. Bırak ayıp değil biz. Önemliyse ne olur. Sanatlar. Önemli. Söyle. Bir arkadaşım bana mesaj attı. Hayda. Baba dedi sen suyu atladığın zaman dedi tsunami etkisi olur musun dedi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tsunami etkisi. Öyle bir girer ki damla, su çıkmaz dışarı. Damla falan su sektirmem. Çıp diye girerim biliyor musun? Oh. Suya çıp diye evet. Lan yani, göreceksiniz Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta göreceğiz. Şıp. Yani sanki suyun üzerinde hiçbir şey girmemiş gibi. Ya sen girdin. Uzmanıyım kardeşim diyorum ya.
Öpme. Öpmeyeceğim, tebrik edeceğim. Pisuar adam mıdır dedi ya. Sen pisuar sever misin? Pisuar adam mıdır dedin ya. Sen nasıl bir insansın? Erten çok önemli bir haber. Pisuar adam mıdır ne demek ya? Erten çok önemli bir haber geldi yine. Cristiano Ronaldo. Ya Rasim. Erten çok önemli bir haber geldi. Ama söylemem. Bak Cristiano Ronaldo da iki arabanın arasına ihtiyacını gideriyor. Buyur abi. Burada. Bu çocuk ne yapsın? Bu ne zaman bu? Bak. Dursun Özgür o fotoğrafı koyar mısın? Hayır koyma. Koyuyorum. Dursun başkanı koyma. Sanat özgürlüğü. Twitter'da sanat, sağlı, hürriyetler. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok. Bak fotoğraf falan değil. Lütfen böyle şeyleri yapmayın. Ya çok kim ayıp. Koymuş onu ya? Yani insanların böyle işte yok lavabo ihtiyacı. Adamcağız da orada belki alkollü olabilir. Dönmüş gülüyor bir de yani. Bunu yapmak gülüyor normal bir şey. Görmedim çok ayıp bir şey ya. Ben burada duydum yemin ediyorum. Ya, lavabo ihtiyacı yapılırken. Abi başkanlar tuvalete gitmez abicim. Niye? Başkanlar pisuvara gitmez. Niye? Başkanlar gitmeyecek abi. Tutacaklar abi. Tutacak altına mı tutacak abi. Başkan tutacak abi. Çişini yapmayacak abi. Erkekler bu arada benim tavsiyem erkekler lavabo ihtiyaçlarını ayakta yapmasınlar. Prostat evet. Olursunuz. Abi, yani. Başkanlar sağlıkla da ilgisi çok fazla. Ayakta tuvalet ihtiyacınızı yapmayın. Oturarak yapın her anlamda. Her nerede anlamda abi? Nerede sağlıklı. Gittin abi? Statla gittin. Nereye oturacağım mı? Suvara mı oturacağım? Oturarak. Öbür türlü daha kötü sıçrar her yere. Ertem. Neyse. Ya nereden neyi konuşuyorsun Ertem ya? Yapmayın ya. Başkanlar. Ama öyle derler. Abi başkan tuvalete gitmez. Doktorlar öyle derler. Kardeşim başkan. Doktorlar ayakta işemeyin derler. Oğlum başkanların ayrıca da vardı. Sen ayakta. Ya bırak karıştırma. Başkan gitmez tuvalete. Tutacak abi gitmeyecek. Ya pisuara gitmeyecek. Gitmeyecek abi, gidecek başka yerde kendine. Halkın yaptığı yerde yapmayacak. O halkın dikkat yaptığı yerde yapmayacak. Başkan mı? Dikkat edecek abiciğim, o kadar. Başkansan dikkat edeceksin. Ne yapsa içeri girerse, yüzü ki kapalı Dursun yere girse, oturarak yapsa çok önemli bir haber aldım. Çok önemli bir haber geldi yine. Ertem pisuar bir sanattır. Ah işte bak rüzgar bebek. Erdal abiye buradan bir kez daha Erdal Açar ve Canan abiye buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bakın cihazlarla yaşayan bir bebek vesile oldular. Allah razı olsun şu aziz mübarek gecede. Bu arada Berat Kandil'imiz bir kez daha kutlu olsun. Allah dualarınızı kabul etsin, ibadetlerinizi kabul etsin. Rüzgar bebek şu anda uyuyor cihazlarla, cihazlara bağlı. Aferin Erdal. Dua edin, ne olur dua edelim. Erdal Acar'a da dua edin. Bu makinenin alınmasında vesile oldu. Hiç gözünü kırpmadan hemen dedi alırız dedi ve şu anda evinde huzurlu bir şekilde nefes almaya çalışıyor. Bu bebeğe dua edin. Allah hastanelerde yatan bütün çocuklara, bebeklere, herkese yardım etsin. Evladı olanlar anlar. Allah şifalar versin. Bu bizim Erdal'ın hemen anons ettiğim arada bizi hani Erdal para yolladı o mu? Evet. Aferin Erdal'a. Evet. Hapşırı durdurma makinesi. Yavrum ya şuna bak ya. Canım benim kurban olurum ya. Yazık ya. Öpüyorum yanaklarından. Rüzgar ileride büyü. Bizi seyret. Bunu sana CD olarak gönderelim bu görüntüleri. Aslanım benim. Yanaklarından öpüyorum. Ertemciğim. Ha canım. Dursun başkana geçmiş olsun. Ama ya, bir ya geçmiş olsun adama ya. Eserin parçası abiciğim, adama neden geçmiş olsun? Adam pisuara ver gidiyor. Ver pisuarı. Ver. Gitmeyecek abi. Getirdin mi? Duşampu pisuarını verin. Ertem gitmeyecek. Bir sanattır. Ben boşuna söylemiyorum. Başkanlar tuvalete gitmez abi. Pisuara gitmez mi? Gitmez abi. Neyse çok önemli bir haber var. Biraz sonra açıklayacağım. Yok gerek yok. Çok evet. Ay, koçum ben. Gerek yok. Evet. Ya ben şimdi sanat eseri bu. Ben bir şey yapmam. Boşuna bir şey yapmıyorum. Sanat eseri şimdi, bu. Ya Rasim. Bu program bunu da yaparsa dünyanın sanat tarihine, postmodernite tarihine geçer. Akademik kitaplara geçeriz. Fenerbahçe bak ya. Patrick Vieira ile anlaşmış. Patrick Vieira ile anlaşamaz abi. Yazık ya. Rasim. Kesin mi? Şimdi sevgili seyirciler, bu akşam derin futbol sezon finalini yapıyoruz. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rejiyi bir ekrana getireceğim birazdan. Geçen sene olduğu gibi. Bu sanat eseri ya. Geçen sene olduğu gibi en başta fotoğraf... Ya Rasim ya. Ne pisuar Rasim. Kaybolun göster. Ya niye pisuar göstersin ya? Yemin ediyorum arkadaşlar, lütfen bilenler biliyordur. Bu bütün erkekler bir sanat eseri. Ya bu bir sanat eseri ya. Ya pisuarın sanatla ne ilgisi var ya? Ya şu gösterdiğim Marcel, şu bak. Şunu var ya. Şu an Ertem. İbrahimovic aldığın parayla şunu alamazsın. Bak yemin ediyorum ya. İbrahimovic'e verdiğin parayla Marcel Duchamp'ın pisuar tablosunu alamazsın. Karıştırma şunu.
Bak şu pisuar tablo Sinan abi. Şu. Ya sevgili ya seyirciler. Alamazsın. Bir sezon boyunca. Sanat mı? Sevgili seyirciler bir sezon boyunca şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum. Bir sezon. Sen kalkma. Bir sezon boyunca. Bize tamir inanılmaz için işler yaptı arkadaşlarımız. Yani başarının en büyüğü şu anda buraya gelecek olan arkadaşlarım. Beyaz TV Spor Servisi, Beyaz Futbol ekibini, Derin Futbol ekibini ben yürekten arkadaşlarımı, kameraman arkadaşlarımı, muhabir arkadaşlarımı hepsini yürekten kutluyorum. Başta Sayın Genel Yayın Koordinatörümüz Sayın Osman Gökçek olmak üzere Borga Bey'i, Müge Hanım'ı, Ömer Bey'i, Mehmet Bey'i hepsine çok teşekkür ediyorum. Cihat Bey'e çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ferit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Reklam müdürümüz, reklam servisimize çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara teşekkür 2015-2016 sezonunda da yine çok önemli işlere imza atacağız. Yine çok özel haberlerimiz. Yine güleceğiz, yine eğleneceğiz. Yine tartışacağız. Yine sesimiz yükselecek. Yine buradan haydağlar yükselecek. Yine Sinan abinin inanılmaz ifadeleri, kendine has üslubu olacak. Abdülkerim Hoca yine noktasız virgülsüz konuşacak. Ahmet Çakar'ın yine kendince ifadeleri olacak. Biz bu ekiple çalışmaktan dolayı çok mutluyduk. Rasim Ozan, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar. Biz sizlerle çok mutluyduk. Zaman zaman ışıkları söndürdük. Zaman zaman müzik istedik. Ver müziği dedik. Vanlar'da çok önemli görüntüler paylaştık. Sinan abi yılın en iyi giyinen yorumcusu oldu. Yılın en iyi yorumcusu oldu. Yılın en iyi yorumcusu oldu Abdülkerim Durmaz. Yılın en iyi yorumcusu oldu Rasim Ozan. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bizi izleyen Ahmet Çakar. Yılın en iyi yorumcusu oldu dördü de. Sevgili seyirciler. Dargınım. Devrim Zengi'den Sezgin Gelmez'e, Onur Yıldız'dan Emre Zabunoğlu'na, Ertan Süzgün'den Hüseyin Yılmaz'a, Adem'den sevgili Sinan'a, yine Savaş'tan Mehmet'e, sevgili Deniz Sever'den Buğra'ya, hepsine çok şey borçluyum. Geçen sene de bu ifadeleri kullanmıştım. Ondan önceki sene de bu ifadeleri kullandım. Çay kahve getiren kardeşlerimizi sayın. Onların vesilesiyle bu program aldı başını götürdü. Malzeme önümüzde çok fazla. 60-65 tane bant her gün ayrı ayrı. Cumartesi, pazar, pazartesi günü. Elimizde görüntüler yok. Maç görüntüleri yok. Büyük iş yaptık. Buna rağmen... Maçsızlığa rağmen yöneticiler bazen konuşmaz, sadece bize değil bütün Türkiye'ye, bütün televizyonlara. Antrenmanlar kapalıdır, başkanlar konuşmaz, futbolcular konuşmaz ama biz buradan sinekten yağ çıkarttık. Kimlerle mi? Hepsini çağıracağım şimdi, bütün ekip arkadaşlarımı. Onur Yıldız'ı, Ertan Süzgün'ü, Emre Zabunoğlu'nu, sevgili Adem'i, sevgili Sinan'ı, sevgili Hüseyin'i, sevgili Sezgin Gelmez'i, sevgili Devrim Zengi'yi, sevgili Buğra'yı, yönetmenimiz bugün 20. yılı dolan sevgili Serkan Dündar oğlunu yürekten kutluyorum. Bu sene evlendi. Onu da yürekten kutluyoruz. Hepsini bekliyorum buraya şu anda sevgili kardeşlerim. Floresan Hakan. Onlar şu anda rejideler. Floresan Hakan'ı tanıyor musun? Kim o? Bizim Hakan Şirin. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Lakabım Floresan Hakan. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir arkadaşlarımızı çağıralım ondan sonra Rasim. Bir dakika abi. Bir arkadaşlarımız gelsin gelin ondan çocuk sonra. Gelin çocuklar. Haydi verin müziği. Arkadaşlarımız şu anda rejideler. Derin Futbol'da final zamanı. 2015-2016 sezonu. Ben hepsini alkışlıyorum buradan. Hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten müthiş bir başarıya imza attılar. Hepsini buraya davet ediyorum arkadaşlarımı. Tek tek buraya davet ediyorum. Gelin artık olur. Hepsini davet edelim. Hep beraber. Gerçekten çok büyük bir başarı sağladılar. Sayın Osman Gökçe'ye bir kez daha nezdinizde çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtelim. Biz bu hafta Kıbrıs'a gidiyoruz. Sonrasında 7'sinde burada olacağız. Oylarımızı kullanacağız. 1 Temmuz'dan itibaren de 1 Temmuz'dan itibaren de Rasim Ozan gelecek, Sinan Engin gelecek, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar gelecekler. Siz kontrole orada gidiyorsun. Beyaz Futbol tatilde programını yapacağız ama biz önceden gidiyoruz. Ekibimiz geliyor. Beyaz TV Spor Servisi. Derin Futbol ve Beyaz Futbol ekibi. Sevgili Onur, sevgili Emre Zabunoğlu, sevgili Sinan, sevgili Hüseyin Yılmaz, sevgili Ertan Süzgün, sevgili Adem, sevgili Buğra, hoş sevgili Sezgin, sevgili gençler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben yorumcuları da müziği yükseltelim. Arkadaşlar, eğer bizler önemli reytingler aldıysak, eğer bizler en iyi yorumcu veya bizler yolda insanlar bizim
bizimle resim çektiriyorsa, bize övgüler yağdırıyorsa hepsi sizin hazırladığınız kasetlerle sizin hazırladığınız tamamlar. Hepinizden Allah razı olsun. Amin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi, yalnız beraber, hepsi. Yalnız ben bu akşam çok önemli bir haber aldım. Aynen öyle. Söyleme. Ama söylemiş. Söyleme. Hep beraber bir hayda diyoruz. 1, 2, 3. Hayda. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Sinan abiyi de alalım buraya. Yarın Serkan Dündaroğlu'nu da istiyorum. Serkan Dündaroğlu'nu da istiyorum. Serkan Dündaroğlu yönetmenimizi de istiyorum. Bir dakika dur, bağırmayın ya. Bütün sezon beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım var. Öyle değil mi? Merve Beren. Onlara... Merve Beren kızımız ayrı. Bütün arkadaşlarım var. Onların hepsine çok selam. Yalnız yarın... yarın... bizim... Bir dakika. Yarın akşam... Yarın akşam Çaba Derneği'nin... Biz takım oyununu senden öğrendik. Beşiktaş. Beşiktaş abi, sensiz şampiyon olmaz. İmparator buraya. Yarın akşam... Buraya. Yarın akşam dur. Gel kardeşim. Emre. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gecenin konuşmasını yapayım mı? Evliyim. Fikir hocam. Neredesin ya? Gel. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Devrim aman ya. Beraberiz var. Hakikaten. Ben devrime yakınlaşıyorum ki bir hakikaten acaba durdum. Karizmaymışım hakikaten. Hakikaten karizmaymışım. Arkadaşlar. Sevgili Türk halkı. Bizlere dayandığınız için, bizlere tahammül ettiğiniz için, bizleri sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 147 tane Twitter cezası geldi. 147 tane. Bakın. Adamlarımı abi. Dur abi sus. 47 tane ceza var. Bu zamana kadar eden, küfür eden, öven de herkesin canı sağ olsun. Evet tabii. Herkesin canı sağ olsun. Ama bizi çok özleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya cumartesi, seni pazartesi balıklama aklama keşke merak ediyor. Bu insanlar ya Temmuz'a kadar bekle. Keşke bu insanlar Temmuz olsa bu insanlar olsa da bunları seyretsek diyeceksiniz. Damadımız yarın 6 Haziran'da sırtına vuracağız sevgili kardeşimizi. Önemli. 6 Haziran'da sırtına Erto. Çok büyük ultra aslan, büyük ultra aslan. Erto çok çok önemli bir haber var. Bakın bu adama bakın. Son dakika. Ertem, son dakika bir transfer haberi var. Son dakika bir transfer haberi var. Bir şey söyleyeceğim. Ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Merak etsinler. Bütün kulüpleri ilgilendiren bir transfer haberi var. Söylemeyeceğim. Yılmaz Yunan Fenerbahçe. 1 Temmuz'da söyleyeceğim. İmparator Sinan Engin. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir virgül koyuyoruz. Temmuz ayından itibaren dünya televizyonları bu ekibi konuşacak. Beyaz TV Spor Servisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Bekle bizi Kıbrıs, sizi seviyoruz.